Merhaba, size bu videoda öğrencilerin yapılacak olan sınavlarda sınıflara yerleştirilmesi işleminin nasıl yapılacağını anlatıyor olacağım. Akademik birimlerdeki, bölümlerdeki ders programının giriş yetkilileri bu işlemler için sayfalara yetkilendirilmiştir. İşlem yapacağımız sayfalar, eğitim yönetim sistemi, sınav işlemleri altında sınav tarih girişi ve sınav oturma planı girişidir. Öncelikle yetkili olduğunuz birimin ya da bölümün sınav tarihlerini ve sürelerini girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi giriş sayfasına tıklıyoruz. Buradaki uyarıları dikkatli okumamız gerekiyor. Tarayıcı olarak Internet Explorer kullanmanızı önermekteyiz. Buradan sınav türü, dönem, akademik birim ve bölüm program seçtikten sonra ilgili programdaki ders şubeleri listelenir. Öğretim elemanları tarafından bütün derslerin not giriş işlemleri sayfasından değerlendirme yöntemlerinin onaylanması gerekmektedir. Değerlendirme yöntemi onaylanan derslerin seçilen parametreler kapsamında isimleri burada listelenir. İşlem yapılacak olan sınav türü ara sınav ise değerlendirme yöntem onayı yeterliyken dönem sonu sınavı tarihi girilebilmesi için ilgili dersin sınav öncesinde devamsızlık onayının verilmiş olması gerekir. Daha sonra dersin dönem sonu sınavı buradan listelenir. Bütünleme sınav tarihlerinin girilebilmesi için dönem notlarının onaylanması gerekmektedir. Bu genel açıklamalardan sonra bir ders şubesinin ara sınav tarihi girişinin nasıl yapılacağına gelirsek, dersin karşısındaki alanda sınav tarihini gün ve saat olarak ve sınav süresini girip kaydı tıklıyorum. İşlem başarılı. Böylelikle bu ders şubesinin ara sınavında öğrencileri sınıflara rastgele atamak için tercih işlemi girişini yapmış oluyoruz. Tarih işlemi girişini yapmış oluyoruz. Sınav oturma planı giriş sayfasına tıklıyoruz. Buradan ilgili parametreleri seçtikten sonra öğretim elemanları tarafından onaylanan dersler listelenmiş olacaktır. İlgili dersi seçtikten sonra bir önceki adımda tarih girişi yapılan sınavlar sarı renkte görünecektir. Ara sınav giriş tarihini yapmıştık. Tarih girişi yapılmayan sınavlar kırmızı, sınav oturma planları oluşturulanlar ise yeşil renkte görünecektir. Buradan seç butonuna tıklayınca İlgili sınav için derslik seçim butonuna tıklayabiliriz. Sınavın yapılacağı dersliği veya derslikleri buradan seçerek öğrencileri sınıflara rastgele yerleştirebiliriz. Akademik biriminizdeki taşınmaz yetkililerinin sınav oturma plan şablonlarını oluşturmuş olmaları gerekmektedir. Örneğin burada Eğitim Fakültesi EGT A blok A032 kat bölmesi 02 nolu sınıf seçildiğinde önceden bu sınıf için oluşturulan alternatif şablonlar karşımıza çıkacaktır. Buradan görüyoruz. Şablonları kontrol edelim. 58 kişilik sınıf kapasitesi olan şablona bakıyoruz. Buradaki turuncu sıralar
sınavlarda oturulabilecekleri göstermektedir. Sarılar ise normal ders esnasında oturulabilecek sıraları göstermektedir. Ayrıca turuncular yine ders sırasında oturulabilecek sıraları gösterebilmektedir. Bir sınıf için birden fazla şablon farklı taşınmaz yetkililer tarafından oluşturulmuş olabilir. Önceki yıllarda oluşturulan şablonları da buradan görebiliriz. İstediğiniz bir sınıf şablonu için seçe tıklayarak derslikleri listeleyebiliriz. Örneğin burada 34 kişilik sınav kapasitesi olan şablonu seçiyorum. Öğrencileri dersliklere yerleştir butonuna tıklamadan önce toplam derslik sınav kapasitesinin o derse kayıtlı toplam öğrenci sayısından fazla olduğundan veya eşit olduğundan emin olunuz. Diğer türlü zaten yerleştirme işlemi yapılamayacaktır. Burada yetersiz olduğundan başka bir sınıf şablonu seçmemiz gerekiyor. İki nolu sınıfta bir şablon seçmiştik. Şimdi üç nolu sınıfı seçmemiz gerekecek. Toplam derslik sınav kapasitesi işlem yapabilmeniz için yeterli. Öğrencileri dersliklere yerleştire tıklarsak öğrenciler belirlenen sıralara rastgele atanacaktır. Eğer yerleşimi beğenmezsek tekrardan istediğimiz yerleşim olana kadar bu butona tıklayabiliriz. Buradan belirlenen derslikler sol tarafta satır ve sütun numaralarıyla gözükecektir. 132 2. sınıf A satırı, 132 2. sınıf B satırı şeklinde. 02 nolu sınıf bittikten sonra 03 nolu sınıfın A, B satırları da buradan görünmektedir. En sonunda karar verdiğiniz bir yerleşimi sınavın başlamasına en son 36 saat kalana kadar yerleşimi kaydet butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz. Bu yerleşim listesi dersin öğretim elemanı tarafından alınabilecektir.